Evet. Şimdi sana botoks yaptıktan 20 sene sonra yine şimdi göründüğün gibi görüneceksin. Umuyorum hadi. Ama tabii yani her güzelliğin başka bir güzelliğe ihtiyacı var şekerim. Yani? Yani 200 euro. Ha. 100 benim için, 100 senin için. Ben az önce bir kediye kafesiyle beraber 320 euro vermiş insanım. Kendi yüzüm için 100 euro mu veremeyeceğim? Hadi. Evet, o zaman hazırsan... Önce sen yapsan, ben bir baksam. Şekerim, korkacak hiçbir şey yok. Sakin ol. Ben sana bu botoksu yaptıktan sonra ergenlik çağına geri döneceksin tatlı kuşum. Hazırım. 10 sene öncesine geri dönmek istiyorum. Hadi, ışınla beni Scotty. Çok yandı Dilek. Çok yandı. Bakayım bir bakayım. Sen nasılsın? Güzel oldu ama. Evet, güzel. Çok güzel oldun. Ya benim de bak, farkında mısın? Ağzım, yüzüm, gözüm, burnum, dudaklarım böyle her yerim çok güzel oldu. Evet, hala kırışıklık var. Yapabiliyorsun ama karıştırabiliyorsun. Bakayım. Bende de oluyor mu? Bakayım, buraların çünkü gerilmesi, uyuşması lazım, ben öyle biliyorum. Belki de beklemek lazım. Az mı yaptık acaba? Bilmiyorum. Yaptık, hepsini yaptık ama. Güzel ama bak, gerildi, bir aydınlık var. Çok güzel olduk, böyle bir ışıltı. Parladık, parladık. Bu iyice yerleşecek şimdi. Mis. Bakayım. Alo. Merhabalar Osman Beyciğim. Ben Dilek. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Ben de iyiyim. Osman Beyciğim, ben sizi rahatsız ettim. Kusura bakmayın ama şimdi biz iğneleri aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Fakat bu iğneler arkadaşımda pek etkili olmadı. Yani botoks iğnesiydi değil mi onlar? Sepp Maier firmasının çıkardığı, yeni çıkardığı çok meşhur bir botoks iğnesiymiş. Ama bunda Sepp Maier yazmıyor. Kırmızı çizgiler var sadece. Osman Bey, şimdi bu şişeye bakıyorum da... şimdi bunun üstünde Sepp Maier yazmıyor. Ayrıca bu şişenin üstünde 2 tane kırmızı böyle bir şerit var. Mavi mi? Yo. Ha. Hayır. Nasıl? Anladım. Oldu. Çok teşekkürler. Ben yine zahmet verdim size. Tekrar çok çok teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ne oldu Dilek? Dilbe, bir sorunumuz var. Söyle. Bu ampul, adamın bize gönderdiği ampul değilmiş. Peki biz ne yaptık? Zirek Bey'in telefonu, buyurun, ben Zirek. Zirek, ben Dilek. Hangi Dilek? Eşinin patronu olan. Ha, buyurun bacı, ne istemişsiniz? Bak şimdi sana bir şey soracağım. Bu pilot böyle mavi 2 şeritli bir ampul vermiş size, doğru mu? He, doğrudur vallahi. Ha. Nerede o? Dikmen'in mabadında. Ne? Dikmen'in neresinde? Ha bacım, öyle konuşma, kendimi öldürürüm falan diye. Ya tamam, bakacağız bir hal çaresine diyorum. Kuzen, biraz konuşabilir miyiz? Ha, söyle al oğlum. Bak, ben de bu kızın durumuna üzülüyorum ama bence biz hiç bulaşmayalım ya. Bırakalım da kızı 78 yaşında dedeyle evlendirsinler mi? Ya bu işin töresi var, falanı var, filanı var. Biz de arada kaynayacağız. Bak, töre cinayetine kurban gidersem Tilbe yengem beni öldürür. Al oğlum, senin korkudan kafan yandı ha. Biraz özüne dön, özüne. Sen de angaralsın sonuçta. Bazıcağızı ortada bırakıp gidelim mi yani şimdi? Ya bacım, sen de bir sus Allah'ını seversin ya. Seni teselli etmekle şurada çare üretemiyoruz. Devren, hazırlanmakça acele... Merhaba bacım. Hazırlanmakça acele etmene gerek yok çünkü gelin ortada yok. Herkes gelini arıyor.
burada. Sen gel nasıl? Zirek buradan bakınca damat gibi mi gözüküyor? Oğlum, o kızı 78 yaşında bir tane dedeyle evlendireceklermiş, tamam mı? O kız da tuvaletin camından kaçarken oraya sıkışmış. Biz de gittik Latifle onu oradan kurtardık, getirdik buraya. Şimdi bunun bir tane kırığı varmış, sevgilisi dışarıda bekliyormuş. Şimdi biz bunu ona yetiştireceğiz. Nasıl yapacağız diye düşünüyoruz. Yapma ya. Ya ben yine de sulh yoluyla halletmekten taraftarım. Yani sevdiğini arayalım bence, gelsin, seviyorsa konuşsun kızın ailesiyle. Ya birazdan düğün başlayacak. Ya halayın başına geçip tılılılılı kapıdan çıkaramayız ki gelini. Ya Zirek, Allah'ını seviyorsan saçma saçma... Bir dakika la. Ne dedin sen? Yemin ederim hemşerim, yemin ederim. Kardeşler, ben buldum çaresini. Daha doğrusu Zirek buldu ama farkında değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.